Ramazan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hamdolsun, şükür Allah'ım. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Rica Ramazan ederim. Bey. İlhan Kardeşler Fast Food olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Ramazan İlhan kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Kısaca kendinizden söz eder misiniz? Ya, Ramazan İlhan kimdir? Ramazan İlhan normal bir vatandaştır. Hı hı. Mesela 11 seneden beri kendi dükkanlarımızı işletiriz mesela. İki kardeş olarak mesela. Daha önce çıraklıktan mesela yetişerek, ne bileyim kalfalık, ustalık, başka işlerde, başka arkadaşlarımla çalışarak ondan sonra kendi işimize... Kendinizi yetiştirdiniz. Yetiştirdik, evet. Ve bölgede de iki noktaya şube açtınız. Evet. Bu arada İlhan Kardeşler Fast Food olarak işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri biraz daha açalım. İlhan Kardeşler Fast Food olarak sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler, ürün gamınızda neler var? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Mesela ürünlerimizi biz genellikle fast food olduğumuz için tavuk döner, et döner, kumru... Mesela pideli köfte, o tür şeylerde mesela şey var. Bunun yanında yine İskender. Tabii ki İskender, pideli köfte. Ama en ağırlığımız mesela tavuk döner, et dönerdir mesela. Evet. Onun üzerinde daha çok durarız. Çünkü ne bileyim o tür şeyler daha fazla gidiyor, daha çok ilgi çekiyor. Evet. Yani fast food olarak burada işte döner çeşitleriyle, işte köfte olsun, İskender olsun birçok çeşit ürünlerle gelen misafirlerinizin ağız ve damaklarına bir hizmet sunuyorsunuz. Evet. Şimdi gıda sektöründesiniz, çok hassas bir sektör. Yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara, sağlık sorunlarına sebebiyet gösterebilir. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Yani sizin için göz önünde bulundurulmuş olduğunuz unsurlar nelerdir? Ya bizim için göz önünde bulunan unsurlar, mesela biz aldığımız ürünlere dikkat ederiz mesela. Taze olmasına, evet. Mesela günlük olmasına. Onlara dikkat ederiz. Mesela kendimiz yaparken mesela dikkat ederiz. Evet. Kendimizin veya çoluğumuzun, çocuğumuzun yemeyeceği hiçbir ürünü de müşterimize de sunmarız. Evet. Onun için yani daha dikkatli davranırız. Daha ya bugüne kadar ne bileyim bir öyle o tür şeylerden bir zehirlenme, bir şikayet, herhangi bir şey yaşamadık. Mevlam gene de yaşatmasın bize. İnşallah. Tabii burada gıda sektörü çok hassas bir sektör. Evet. Burada tabii ki en büyük faktör de tavuk. Tabii ki. Çok dikkat edilmesi gereken bir ürün, çok hassas bir ürün. Evet. O yüzden de siz bunların hepsini günlük taze tanıdığınız, bildiğiniz yerlerden temin ederek, yıllardır aynı yerle çalışarak bunları temin ediyorsunuz ve hazırlanışında da temizlik ve hijyene dikkat ederek hazırlıyorsunuz ve bu şekilde bir %100 müşteri memnuniyetiyle hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi ayrıcalıklarınız nelerdir? Sektör olarak baktığımızda gıda sektörü çok geniş bir sektör. Evet. Siz de elbette bunun içinde yalnız değilsiniz. Yani bu hizmeti sunan ya da sunduğunu iddia eden birçok işletme varken neden özellikle İlhan Kardeşler Fast Food tercih edilmeli? Niye tercih edilmeli? Ya çünkü biz bu işte acemi değiliz. Ya çocukluktan bu işte yetiştiğimiz için yani işin içinde ne bileyim hilesini, hurdasını mesela bu tür şeylere de mesela izin vermeriz mesela. Evet. Kendimiz de yaparız, başkasının yapmasına da izin vermeriz mesela. Hı-hı. Bir de kendimize ayrı soslarımız var mesela. Evet. Onları kullandığımız için daha çok tercih ederiz. Hı-hı. Daha çok insanlar ne bileyim bizi tercih eder. Evet. Yani burada yapmış olduğunuz ürünlerin lezzeti tabii tartışılmaz ama bunun yanında sizin kendi geçmişten birikiminiz de, kendi hazırladığınız soslar da bunlara artı bir değer katıyor, artı bir lezzet katıyor. Evet. Bu şekilde güzel, lezzetli bir hizmet verdiğiniz için de tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Evet. Şimdi efendim önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili uzun yıllardır çünkü bu meslektesiniz. Evet. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Hedeflerimiz mesela ya, tabii biraz daha büyümek, biraz daha mesela genişlemek mesela. Belki daha fazla çok şurada açmak. Tabii ki. Ne bileyim belki 3 ama mesela sıkıntı şu var mesela bu herkesin sıkıntısı. Evet. Yani eleman sıkıntısı. Muhakkak. Onun için mesela büyüyemiyorsun istediğin zaman istediğin şekilde mesela bu eleman sıkıntısı bütün sektörde var zaten. Evet. Her zaman bunu yaşamışızdır da kesinlikle. Yaşıyoruz da. Bundan sonra da daha çok mesela gençlerimiz yani çok kolay paranın peşinde mesela hemen böyle ne bileyim şey yapmıyorlar yani. Sizin işiniz de kolay bir sektör değil. Yani sıcakta bu dönerin karşısında bu dönerin pişmesini beklemek, onu takip etmek, onu kesmek. Bu da çok ayrı ustalık gerektiren bir iş. Dolayısıyla da ki bu işte çırak yetiştirmek de biraz zor oluyor şu anki dönemde diyebiliriz. Evet. Son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca olabilir miyiz? Tabii ki. Ya tavsiyem mesela
herkesin böyle yolu düşen insanın gelip bir denemesi. Evet. Mesela lezzetlerimizi görmesi. Ne bileyim yani şimdi söylemek de olmaz. Yani evet. Bir insan tatması lazım ki kendi karar versin mesela. Kesinlikle haklısınız. Evet. Biz de yolu Bursa'ya düşen herkesi İlhan kardeşler Fesut işletmesine biz de bu lezzetleri tatmaları için biz de davet etmiş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Eyvallah kardeş. Allah razı olsun. Amin. Çok sağ olun.